Manşete hoş geldiniz. Bugün gündemimizde elbette Afganistan var. Son saldırıların ardından 90'ın üzerinde insanın bombalı saldırılarda hayatını kaybettiği bilgisi var. Bunun en az 12'sinin de Amerikan askeri olduğu bilgisi var. Biden yönetiminin çuvallama üstüne çuvallama yaşadığı bir dönemden geçiyoruz. Cumhuriyetçiler neydi ayrı bir konu ama demokratlar da bu konuda iyi bir sınav vermiyorlar. Kaldı ki Geriye doğru 20 yıllık Afganistan politikalarının tamamının iflas ettiği bir süreçten geçiyoruz. Ve bu politikaların iflasını kimi rivayete göre 4 milyon, kimi rivayete göre 10 milyon kadar Afganistanlının, Afgan'ın göçmen olması, kendi ülkelerini terk etmesi ve elbette bölge ülkelerine dağılması gibi bir riskle de karşı karşıya kaldı dünya. Evet bu fatura o geriye doğru 20 yıllık o Amerika ve müttefiklerinin politikalarına kesilecek. Ne olacağını, nereye gideceğini gerçekten bilmiyoruz ve bunu da zamanla öğreneceğiz. Bunu konuşacağız. Diyanetin Midya kalites fetvası var. Bununla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Benim alanım değil bu konuda fetva vermek veya bu konuda dini bir yorumda yapmak ama dini bir yorumda bulunmak ama bir gazeteci gözüyle yakaladığım şeyleri paylaşmak istiyorum e, bir konuda bu. İstanbul'un taksi meselesi üzerinden bir polemik devam ediyor. Dün etraflıca buna temas etmiştim ama tekrar bu konuya temas edeceğim. Ümit Özdağ bir parti kurdu ama Yeşiller Partisi'ne partisi bir yıldır kurdurulmuyor. Buna bakacağız. Elbette cezaevinde 80'in üzerinde, yaşı 80'in üzerinde 28 Şubat sanıklarının durumu var. Bir sondaya bağlı olarak veya işte Demans rahatsızlığı olduğu söylenen e, Çevik 1 ve diğer e, 80'in üzerindeki paşaların durumu, bununla ilgili söylenecek şeyler var. Ve elbette Soylu'ya kalkan olan ittifak dedik. E, bu nedir? Dilerseniz önce bununla başlayalım. E, Soylu'ya kalkan olan ittifakta e, bir iki unsur var. Bunlardan biri de e, Oda TV. Oda TV son yayınladığı haberde Süleyman Soylu'ya operasyon mu, o anket sonuçları ne anlatıyor diye bir manşet attı ve Optimal Araştırma şer, Şirketi'nin Türkiye'nin nabzı araştırmasında e, bakanların karnesi. Dolayısıyla bu bakanların karnesi yayınlanırken anket sonuçlarına göre diyor e, Oda TV, Süleyman Soylu'nun e, %40 başarılı, %42 de başarısız bulunması dikkat çekti diyor. E, aşağıda da diğer bakanların karnesi var. Şimdi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde bakanların herhangi bir e, şeysi, e, fonksiyonu, herhangi bir e, sorumluluğu esasen yok. Onlar orada aslında bir sekreter olarak atanmış durumdalar yani. Eski aklımıza bakanlar kurulu falan filan geliyor ama eskiden güven oylaması vardı hükümetle ilgili bakanlar işte milletvekilleri arasından da şuydu buydu bir sürü şey. Şimdi Cumhurbaşkanı istediğini bakan olarak atayabiliyor ve istediğini de değiştirebiliyor. Değiştirdikleri oldu, atadıkları oldu. Bakan yardımcılıkları falan için de aynı şey geçerli. Dolayısıyla bu hükümet sisteminde her şey esasen sarayda dönüyor. Ayrıca her bakanlığın sarayda bir başkanlığı var. Yani bakanlıklara bağlı değil de sarayın altında işte iletişimle alakalı, sağlıkla alakalı, dış politikayla alakalı, iç güvenlikle alakalı bütün konularda kurullar var. Ve olay bu kurullarda veya baş danışmanlarla falan da dönüyor. Dolayısıyla bakanlar birer memur. Ama Süleyman Soylu'ya bir anlamda son dönemde çok yıprancı ve herhangi bir siyasi gelecek kendisine artık biçilmiyor özellikle Sedat Peker'in son videolarından sonra, mayıs haziran ayında çektiği videolardan sonra Süleyman Soylu hayli yıprandı ve pek çok konuda suçla, bir takım suç örgütleriyle, bir takım suç örgütü liderleriyle filan anılıyor. AKP liderliğine veya Erdoğan sonrası ne bileyim cumhurbaşkanlığına veya işte ne bileyim önemli başak bir aktör olmaya falan soyunmuştu. Ki bu Sedat Peker'in söylemlerinde de var. Cumhurbaşkanı olacaktın, cumhurbaşkanı olmak istiyordun. O işte efendim sülü vesaire gibi lakaplarla ve bir takım Sedat Peker'i gündeme getirdiği iddialarla Süleyman Soylu'yu büyük ölçüde sarstı. Ve Süleyman Soylu kendini savunmak için çıktığı kanallarda da kendini çok fazla savunamadı. Fakat şu anda onu orada tutan mühim odaklar var. Bunlardan biri Oda TV, biri Devlet Bahçeli. Ve her sıkıştığı anda Devlet Bahçeli Süleyman Soylu'nun yardımına koşuyor. Orada son dönemde diyor Oda TV, Orman yangınları, terör ve sel felaketleri nedeniyle yoğun mesai harcayan Süleyman Soylu işte filan yani çok başarılıdır falan diyor. Esasen orman yangınları terör, sel felaketleri derken bu konularda İçişleri Bakanlığı'nın pozisyonu nedir? Ayrı bir konu. Sel felaketinde, orman yangınlarında ayrı bir konu. Pek çok konuda esasen saray şey yetkili. Fakat bir Süleyman Soylu'ya dönüp gelen bir operasyon ve bu operasyonu göğüslemeye çalışan Süleyman Soylu'nun çevresi var. Süleyman Soylu deyip geçmemek gerekiyor. Şu anda temsil ettiği İçişleri Bakanlığı'nın altında ciddi bir silahlı güç var, polis gücü var, jandarma gücü var, aynı zamanda bekçiler var silahlandırılan ve pek çok noktada Süleyman Soylu mühim, sayıları yüzbinlerle ifade edilen mühim bir silahlı gücün de başı durumunda haliyle istediğini aldırıyor, istediğini attırıyor, istediğine istediğini yaptırıyor vesaire. Böyle bir noktada. Dolayısıyla belli ki belli odaklar bu isimle bu silahlı gücün koordinasyonunun yürümesi gerektiğini düşünüyorlar. Süleyman Soylu giderse bir takım hesaplar akim kalabilir falan diye düşünüyorlar. Dolayısıyla Türkiye'deki iktidar satrancına baktığınızda erken seçim olur, baskın seçim olur falan filan bunlar konuşulurken biraz da buna bakmanızda yarar var. Seçimde bir daha doğrusu Süleyman Soylu'nun değişmesine tahammülü olmayan bir takım odaklar bu iktidarın veya bu rejimin değişmesine nasıl izin verecek? Buna da bakmak gerekiyor. Hatırlatalım Türkiye İttifakı gibi filan bir şey söz konusu olduğunda buna ilk giren destek veren odaklardan biri de Oda TV idi. Şimdi gene Oda TV'de e, Çevik 1'in hazin durumu Sonday'la cezaevine konan komutan e, manşetiyle bir haber yayınlanmış. Evet bu konuyu ben de eleştiriyorum. E, 28 Şubat zaten kamuoyu nezdinde, toplum nezdinde mahkum olmuş bir dönemdir. O dönemin aktörleri sadece Çevik 1'le, Erol Özkasnak'la, Yıldırım Türker'le sınırlı değildir. Olayın siyasi tarafları da vardır, medyayı ilgilendiren tarafları, halen aktif olan tarafları da vardır. Fakat bu insanları mahkum etmek, rütbelerini sökmek belki bin, bin, bir noktada yeterli El, bir ev hapsiyle veya ayaklarına bir prangayla e, gerçekten yaşları geçkin ve cezaevi koşullarında e, hele şu pandemi sürecinde bunu atlatamayacak e, ve yardımsız yürüyemeyen, yardımsız ayakkabılarını dahi bağlayamadıkları ifade edilen bu paşaların orada tutulması gerçekten akla, mantığa, herhangi bir iz ana sığmıyor. Bence serbest bırakılmalarını veya en azından denetimli serbestlik kuralları içerisinde onların e, görevlerini ifa etmelerini istiyorum. E, Anayasa Mahkemesi 28 Şubat'ın hükümlü generallerinin infaz durdurma talebini reddetmiş bu arada. O arada Anayasa Mahkemesi'ndeki klik de onları içeride tutmaya çalışıyor. Bu tabii bir seçim hesabı olarak da e, öne sürülüyor. Yani 28 Şubat'la hesaplaşan, bak o dönemin muktedir komutanlarını içeri atan bir iktidar algısıyla gerek bu Akit tayfası, gerekse işte Saadet Partisi, Oğuzhan Asiltürk Türk falan tayfasının taleplerini, taleplerine kulak tıkamayan, tabanın taleplerine kulak tıkamayan bir iktidar algısı oluşturmak ve bu algıyla da seçime gitmek gibi bir hesabı olabilir Tayyip Erdoğan. E, yönetiminin bilmiyorum bakacağız göreceğiz. Evet. Bütün bunları değerlendirmeye çalışıyoruz. Neden? Andrea e, Junker e, bir İngilizce tweet atmış. Burada diyor ki gazeteciliği güzel anlatmış. E, biri diyor yağmurun yağdığını söyleyebilir. Bir başkası da hayır yağmur yağmıyor diyebilir. Gazetecinin görevi bunları alıp da böyle koymak değildir. Gazetecinin görevi pencereden bakacak ve hangisinin doğru olduğunu e, tespit edecek ve onu yazacak. Ondan sonra yağmur yağıyor veya yağmıyor. Ya da yağmur yağıyor diyen doğru söylüyor veya yalan söylüyor. Yağmur yağmıyor diyen doğru söylüyor, yalan söylüyor. Gazetecilik 101 demiş ki gerçekten böyle burada bunu yapmaya çalışıyoruz. Sedat Peker boyutu var işin Süleyman Soylu demişken. Ya bir yol bulacağız eğer ki bir yol bulamazsak yeni bir yol açacağız sözünü Kartacalı Hanibal Atfen. Kendi şu anda bulunduğu durumu anlatmak için tweet atmış. 26 Ağustos geç saatlerde Türkiye saatiyle saat 9.30 civarında. Sedat Peker YouTube yayınlarını sonlandırdığı, e, yaşadığı Birleşik Arap Emirlikleri'nin istihbaratının veya işte efendim güvenlik yetkililerinin önerileriyle veya telkiniyle Twitter'da da hani bir takım şeyleri ifşa ediyordu, bir takım şeyleri açıklıyordu. Son haftalarda onu da kesmiş görünüyor. Bu sözlerle e, bu sözlerin haricindeki herhangi bir şıkkı kabul etmek benim yaratılışıma asla uygundur değildir diyerek bir biçimde mücadelesini sürdüreceği mesajını veriyor. Ancak Birleşik Arap Emirlikleri Ulusal Güvenlik Danışmanı'nın Türkiye'ye gelmesi, bir takım temaslarda bulunması ve sarayda Erdoğan tarafından kabul edilmesi mutlaka Sedat Peker kartının da Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri yönüyle masada olduğunu gösteriyor. Birleşik Arap Emirlikleri güç bir durumda. Şu anda Orta Doğu'da değişen dengeler içerisinde pozisyonlanma çalışılıyor, çalışıyor. Bir yanda Amerika var, bir yanda Rusya, Çin var, bir yanda Birleşik Arap Emirlikleri işte fosil yakıta dayalı, işte özellikle Katar'da da bu söz konusu. Arabistan'da artık fosil yakıta dayalı bir ekonominin daha fazla sürdürülemez olduğu ve yeni bir takım çıkışlar, yeni bir takım yollar bulunmaya çalışıldığı yönünde bir arayışlar da var. Birleşik Arap Emirlikleri de değişen dünya dengeleri içerisinde bir yol tutmaya çalışıyor. Ama Türkiye ile masaya oturduğunda tek konu bu olmamakla birlikte Afganistan konusu falan da var. Sedat Peker konusunun da masada olduğu aşigar. Hemen eş zamanlı Afganistan'a geçelim. Erdoğan demiş ki Taliban bize Kabil Havalimanı'nın işletmesini teklif etti. Verilmiş kararımız yok. Ki bunu Milli Savunma Bakanlığı'nın Türk askerinin Afganistan'dan çıkışını açıklamasından hemen sonra yaptı bu açıklamayı. Bin kere söyledik bir kere daha söyleyeyim. 2001 yılında 11 Eylül saldırılarının ardından Amerika ve müttefikleri El Kaide'yi bitirmek maksadıyla Afganistan'a asker çıkarırken 20 yıllık bir vade söz konusuydu ve bu vade Birleşmiş Milletler ve NATO kararlarıyla Ağustos sonu 31 Ağustos 2021 olarak takvime bağlanmıştı ve o takvimde şu anda Amerika ve müttefikleri yüzü yerde bir şekilde Afganistan'ı çıkıyorlar, Afganistan'dan çıkıyorlar ve Afganistan'ı Taliban yönetimine bırakmış durumdalar. Böyle bir durum var. Son dönemde Afganistan analizlerine bakıyorum. Bir haftaki analizler bile bir hafta sonra çoğalıyor. Gerçekten olacakları öngörmek mümkün değil. Daha yeni işte IŞİD'in düzenlediği bir bombalı saldırıda, intihar saldırısında 90'ın üzerinde insan öldü ve bunun 12'si en az Amerikan askeri. Başta da söyledim. Gerçekten orada hatta Amerikan askerinin Taliban'la IŞİD'e karşı istihbari paylaşımlarda bulunduğuna dair falan haberler çıktı. Akla zarar ya da daha evvel öngörülemeyecek durumlar söz konusu ve Taliban bir biçimde pozisyonlanıyor. Taliban'ın son dönemdeki bir takım tırnak içinde, ılımlı diyebileceğimiz açıklamalarını da bu çerçevede değerlendirmek gerekiyor. Şimdi böyle bir ortamda Türkiye tutturdu gidiyor 2-3 aydır. Havalimanı güvenliğinden havalimanı işletmesine geldik. Onu da altını çizelim. Yani uyuşturucu trafiğini kontrol etmek falan gibi bir takım iddialar gündeme geliyor. Cevap verilmediği için yani Türkiye neden Kabil Havalimanı'nı işletmeye taliptir? Kabil Havalimanı'na uçan uçak yok. Sadece özel uçuşlar, özel jetler söz konusu bir veya iki hava yolu Kabil'e uçuyor. Yarın öbür gün ne olacağı, onların da uçuşlarını sürdürüp sürdürmeyeceği belli değil. Peki böyle bir havalimanının özel jetlerin ve özel uçuşların özel uçuşlara açık böyle bir havalimanının işletmesine niye talip oluyorsunuz? Ne maksadınız var? Ne amacınız var? Kaldı ki Taliban'dan da bu yönde bir şey yok. Taliban yaptığı tüm açıklamalarda bütün güçlerin, askeri güçlerin oradan çekilmesini istiyor. Türkiye tuhaf bir şekilde Kabil Havalimanı işletmesine talip ve bunun neden olduğunu da açıklamadığı için akla uyuşturucu trafiğini kontrol etmekten başka şeylere kadar bir sürü şey geliyor. Gerçekten... Ee bunun bir izahı yok. Tıpkı Erdoğan'ın sağlık durumu gibi. Çok ona girmeyeceğim. Erdoğan'ın sağlık durumu ile ilgili spekülasyonlar da almış başını gitmiş durumda açıklama yok. Açıklama olmadıkça da spekülasyonlar büyüyor. Aynı durum bunun için de geçerli. Şimdi Selin Girit paylaşmış BBC Türkçe'nin Türkiye muhabiri. 20 yıldır Afganistan'da Taliban'la savaşan Amerika, IŞİD saldırısı karşısında askerini korumak için aynı Taliban'la istihbarat paylaşımı yapıyor. Sürreel kelimesi de anlamını yitirdi. Acayip zamanlar demiş. Gerçekten de öyle. Yani. Benzer bir paylaşımı Aslı Aydın Taşbaş yapmış. CNN'den paylaştığı bir ekran görüntüsüyle. Kabil saldırısıyla ilgili basın toplantısı yapan Amerikalı general Taliban'la sürekli koordinasyon halinde olduklarını ve havaalanı dışını koruyan Taliban'ın birçok saldırıyı engellediğini söyledi diyor tarihin cilvesi notunu düşmüş. Amerika ve Taliban 20 yıl sonra aynı cephede. Tamam öyle ama zaten 20 yıl sonra da değil. Esasen 18 yıl sonra Taliban'la Doha'da 1,5 yıl süren müzakereleri yapmıştı. Amerika çekilme takvimini de Doha'da, Katar'da yani. Taliban güçleriyle Amerikan yetkililer aynı masa etrafında defalarca toplantı yaparak kararlaştırmışlardı. Her ne kadar Doha bir buçuk yıl devam eden Taliban-Amerika müzakereleri geldi Temmuz ayında, Afganistan'da patladı. Ayrı bir konu ama Amerika'nın Taliban'la dansı yeni değil, iki yıl öncesine dayanıyor. Evet. Bir diğer konu, Afganistan'la ilgili diyeceklerimizi bitirdik büyük ölçüde. Sanatçıların ki şu resimde gördüğünüz sanatçıların tamamı hakkında yakın tarihte işlem yapılmış. Cumhurbaşkanlığı hakaretten ağırlıklı, ağır, ağırlıklı olarak sonuncusu sol alt köşede görülen Genco Erkal, gene Cumhurbaşkanlığı hakaretten. E, Levent Üzümcü var, Metin Akpınar var, akla gelen isimler, Yılmaz Odabaşı var. E, bu, Türkiye'de özgürlüklerin ne kadar daraldığını artık göstermesi açısından önemli. Çok e, çarpıcı bir e, kupür getireceğim size. Rus muhalife zorla 8 saat devlet TV'si izletiyorlar. Biliyorsunuz Navalny Putin muhalifi olarak ortaya çıkmıştı ve sonra da gidip teslim olmuştu. E, cezaevine atılacağını bildiği halde. 8 saat zorla devlet televizyonu seyrettiriyorlar e, demiş. Ağır çalışma şartları yerini beyin yıkama ve propaganda ile psikolojik şiddet aldı demiş ki Navalny Moskova'ya 100 km mesafede bir yerde tutuluyor. E, New York Times'a açıklamalarda bulunmuş Sürekli kontrol altındayız. Tek sıra halinde yürüyor, yürüyoruz. Her yerde kameralar var ve birbirini şikayet etme kültürü yaygın diye devam etmiş. Putin rejiminin bir gün biteceğine inandığını söylemiş. İşte bölgede rejim muhaliflerinin içine düştüğü durum bu. Sanatçılardan buraya geldik. Gündeme getirmiştim. Bir kere daha hatırlatmakta yarar var. Ee, Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözüm söz KYK ile görevden alınan, işine son verilen, ekmeği elinden alınan, herkesi göreve iade edeceğim sözü önemli. Bu eleştiriliyor. Bunu şunun için getirdim. Yeter ki teröre bulaşmasın. Bu cümlesiyle eleştiriliyor. Yahu diyor işte KYK'lılar eleştirenler teröre mi bulaştı ki? Yani şimdi sen teröre bulaşmasın diyerek KYK'lıları sanki içeride tutacaksın. Veya içer yani terörden yargılanan KYK'lılara dokunamayacaksın falan gibi bir şey. Ben bunu böyle algılamadım. Türkiye'de çok ciddi bir KHK mağduriyeti var. Hangi mahalleden olursa olsun. Ve bu aileleriyle beraber milyonları ilgilendiriyor. İktidara ta talip olan partilerin veya isimlerin veya Cumhurbaşkanlığına talip olan isimlerin bu durumu çözeceğini ve KHK'lılara tüm hürriyetlerini, yaşam hürriyetlerini ve temel haklarını iade edeceklerini söylemeleri gerekiyor siyasi yönden de böyle bir vaatle çıkarlarsa iktidar olma şansları var. Yeter ki teröre bulaşmasından kastını ben e, aktif olarak bir şiddet eylemine, bir terör eylemine bulaşma olarak algılıyorum. Yoksa kendi halinde oturan sıradan insanları kastettiğini ben de düşünmüyorum. Muhalif demişken işte bakın e, Ümit Özdağ yeni parti kurdu ve Zafer Partisi hemen tescil edildi. Ee, ve İç, işte İçişleri Bakanlığı bunu onayladı. Hemen saatler, günler içerisinde Koray Doğan U Urbarlı paylaşmış Yeşiller Partisinden. Bakın size bir çifte standardın belgesini belgesini göstereyim. Ümit Özdağ belgelerini teslim ediyor. Bir memur da değil. Doğrudan genel sekreter o bizden aylardır sakladıkları alındı belgesini veri veriyor. Bu çifte standarda diyecek şeyiniz var mı? Sayın Süleyman Soylu demiş. Türkiye'de artık parti kurulmasını bile tamamen izne veya keyfe bağlamış bir idare var. Bir başka detay HDP Genel Merkezi resmi Twitter hesabından paylaşmış. Parti meclisi fahri üyemiz Celalettin Yalçın. İstanbul'da kendini devlet görevlisi olarak tanıtan kişiler tarafından kaçırılıp saatlerce işkence gördükten sonra ormanlık alana bırakıldı. Ülkeyi 90'lar karanlığına sürüklemek isteyenleri uyarıyoruz. Bu karanlık tüm ülkeyi boğar. Evet. Ne ilk vak'a ne son vak'a kaçırma kaçırma teşebbüsü. Gökçer Tahincioğlu gazeteci diyor ki artık mesele bile yapılmıyor. Olan sayılıyor bu kaçırmalar, kaçırılmalar. Kusura bakılmasın ama bundan önceki kaçırılmaları mesele yapı, yapmadığınız için bu kaçırmayı sanki yeni ilk bir ilk kaçırmaymış gibi e, veriyorsunuz. Bundan önceki kaçırmaların üzerinde Yusuf Bilge Tunçlar vesaire durmadığınız için yenileri gelecek. Bunun üzerinde durmazsanız da bundan sonrakiler gelecek. Durum bu kadar vahim bir merkezde. Hak ihlalleri demişken Ömer Faruk Gergerlioğlu dışarı çıktı vekilliği iade edildi ama aynı minvalde hem yayınlarını hem de tweetlerini sürdürüyor. Sadece bir örnek açık görüş hakkı şu aralar son derece kampanya olarak sosyal ağlarda işleniyor. Bir Rukiye Tutar'dan Gebze Cezaevi'nden bir İsyan paylaşmış Ömer Faruk Gergerlioğlu. 23 kişiyiz. Tek tuvalet var. 28 aylık kızıma tuvalet eğitimi veremiyorum. Kapalı görüşte babasına baba omzuna al bana dıgıdık at ol yapsana diyor. Çocuğu dışarıda anneler bir buçuk yıldır çocuklarına sarılamıyor. Kreş de yok çocuklar zorda demiş. O arada pandemi gündeminde e, hiç bilinmiyor veya konuşulmuyor. E, 257 kişi ölmüş Türkiye'de bu da açıklanan resmi rakam. Daha evvel e, dünkü yayında anlatmıştım e, detayına girmeyeceğim. Eylül geliyor kapıda ve soğuk havalarla birlikte e, varyantların da etkisiyle Türkiye ve dünyada e, korona vakalarının artacağı, ölümlerin artacağı, çift aşının hasta olmaya engel olmadığı ama çift aşılamayla ki Sinomag değil artık. Biontech veya artık onaylı bir aşı üzerinde durmanız, vurulmanız gerekiyor, uygulanması gerekiyor. Çift aşıdan sonra da işte tevekkül edeceksiniz veya korunmaya devam edeceksiniz. Zannediyorum önümüzdeki aydan itibaren tekrar maskeli dönem başlayacak. Tekrar kapalı alanlarda toplanma kısıtlamaları falan gelebilir. Özellikle Avrupa'da, özellikle İngiltere'de. Çünkü ölüm rakamları hastalanan, yoğun bakıma yatırılan insanların sayıları artıyor aşılar varyanta karşı etkisiz kalmaya başladı. Hatta ikinci dozdan sonra 5 ila 6 ay sonra aşıların etkisini yitirdiği üçüncü dozun gerekeceği üzerinde duruluyor. Evet bir diğer konu da bu idi. İstanbul taksi plakası meselesi tartışılıyor. Dün detaylı rakamlarla vermiştim. Bir kere daha söyleyeyim. İstanbul'da 17 bin küsür taksi var ve bu taksi sayısı 1990'dan beri 30 yıldır değişmemiş durumda. 30 yıldır aynı e, taksi sayısıyla İstanbul, 15-16 milyonluk şehir kendini çevirmeye çalışıyor. Bu, bu görsel Londra'dan. E, ben 5 yıl aşkın bir süredir e, İngiltere'de yaşıyorum. E, Londra'da uzun yıllar yaşadım. E, o trafiği biliyorum. E, taksi de kullandım, Uber de kullandım. Londra'da, Londra'nın nüfusu şu anda 9-9,5 milyon civarında. Londra'da arkada gördüğünüz siyah taksiler, ki onlar Londra'nın geleneksel taksileri. O taksilerden 21.000 lisanslı taksi var, 9,5 milyonluk Londra'da. İstanbul'dan 4.000 fazla lisanslı siyah taksi var. Ayrıca Uber 45 bin lisanslı Uber taksi var Londra'da. Yani topladığınızda 66 bin yapıyor. Yani İstanbul'un 4-5 katı ki Londra'nın nüfusu İstanbul'a göre daha aşağıda. Ve ilaveten mahallelerde e, isteyen kendi taksi filosunu da kurabiliyor. Böyle özel taksi girişimleri de var efendim. Bir diğer konu ki Dersim yanıyor ses ver e, taklarıyla e, Maçoğlu belediye başkanı videolarıyla bu konuya dikkat çekmeye çalışıyor. 10-12 gündür e, Dersim Tunceli yanıyor. Ya Allah aşkına şimdi ben bunu deyince bu hashtagle bir şey yazınca ya oraya Tunceli de Tunceli orası. Tutmadı kardeşim olmadı. Oraya Tunceli adını verdiniz olmadı. Orası dersin. Bir yörede yaşayan insanlar oraya ne diyorlarsa oranın adı odur. Bitti yani. Anlatabiliyor muyum? Bu kadar yani. <laughs> yani benim annemin köyünün e, ismi işte efendim Tekirköy'ü filan e, diyorlardı. Neyse. E, şey özür dilerim babamın köyünün ismi Özdüce falan diyorlardı Yenice'ye bağlı bir köy yani orası öyle değil yani o eski ismi Kazıkbaşmış hala öyle söylenirdi. Ya kimse de buna müdahale etmezdi falan ama söz konusu olan Alevi veya söz konusu olan Kürtlerle ilgili falan bir şey olduğunda öyle oluyor işte. Ahmet deme orası Diyarbakır orada, orada yaşayan insanlar öyle söylüyorlar. Hem ne var bunda yani? Oraya yüzyıllar boyunca isim olmuş bir kelimeden bahsediyoruz. Dersime Tunceli'ye takılmadan 10-12 gündür Muğla'daki, Bodrum'daki neyse işte efendim Marmaris'teki duyarlılığı burada da e, kendini e, göstermesi icap ediyor. Evet. Orada taksiden bahsettik. İstanbul Büyükşehir'in e, 300 yeni otobüsü Erdoğan'ın onaylanması için onaylaması için e, 9 aydır bekliyormuş efendim. Sadece taksi değil, e, İstanbul'un her şeyine karışıyor merkezi idare ki bu konuları tamamen artık yerele bırakmanız lazım. Sadece bu ulaşım meselesini değil, eğitim, sağlık gibi konuları da yerele bırakmanız lazım ama Türkiye'de her şey her bir kişinin dudağı arasında, iki dudağı arasında. Ee, dün söylediğim şeyi bir kere daha tekrar edeceğim. İstanbul yönetimi e, tüm bu engellemelere karşın bir şekilde bunu aşmanın yolunu bulmalı. Evet, yani zor bir iş hizmet etmek ama önünüze engeller çıkarıldığında da onu atlamasını, sağından solundan dolaşmasını bilmeniz ve bir takım tedbirler geliştirmeniz gerekiyor. Son not, Ümit Özdağ'ın hedef gösterdiği Afgan genç marketinin ismini değiştirdi. Kronostan okuyorum. Evet, böyle hedef göstermişti ve bu şekilde faşistler devam ediyor ve faşistlerin parti kurmasına bir günde izin çıkıyor ama öbür türlü çevreci. E, politikalarla veya çevreci politikaları kendi e, tüzüğünün öncelikli maddeleri arasına koymuş e, Yeşiller Partisi bir yıldır İçişleri Bakanlığında engelleniyor. Böyle bir yönetim var. Türkiye'deki yönetim, Türkiye'nin başına çöken mafya, şebeke, çete ne derseniz deyin yani bir ülkeye kötülük yapılması için elinden gelen her şeyi yapıyor. E, birkaç defa söylediğim bir kere daha tekrar edeyim. Bir ülkeye kötülük yapmak için bir ülkeyi dibe çekmek aşağı çekmek için bir ülkenin felaketi olsun diye bir ekibi getirseydiniz şu anda Türkiye'deki ekipten daha iyisini bulamazdınız. Ülkeyi berbat etmek ve ülkeyi felaketlere sürüklemek namına işte bu da son örneklerden biri. Evet. Maalesef Diyanet demiştim. Diyanetle ilgili de bir iki cümle söyleyip bitireceğim. Ee, hani deniyor ya, pek çok şey konuşuluyor. Ee, ama işte efendim şey, e, bu konu e, ne derler? Bu sıra buna mı geldi? Yani e, o kadar önemli konu varken, medya ve karidesin e, helalliği haramlığına mı geldi? Şimdi bu konuyu tartışırken şunu gözden uzak tutmayın. Türkiye'de özellikle son 100 150 senedir Osmanlı'nın son dönemi dahil kurulan ve hayata geçirilen ideoloji, resmi ideoloji Türk sünni, Türkleşme ve sünni İslam, Türk İslam sentezi de diyebilirsiniz. Bunun üzerine ulusalcı politikalar geliştirildi. Bu Osmanlı'nın son dönemi, Abdülhamit dönemiyle başlayan, İttihatçıların sürdürdüğü, Atatürk'ün devam ettirdiği ve halen de resmi ideoloji olarak kendini koruyan bir sistem. Ve bu sistemin en önemli ayaklarından biri de Diyanet. Sünni İslam anlamında. Dolayısıyla Diyanet'in verdiği fetvaya baktığınızda o tamamen Sünni İslam. Yani Hanefi fıkhı üzerine bir fetva veriyor. Ama baktığınızda yani e, şeye e, Maliki veya Şafi'lere gittiğinizde onlar bir kısım deniz ürünlerini yiyebiliyorlar. Halbuki Türkiye'de Şafi yok mu? Var. Doğuda özellikle. Maliki yok mu? Az olsa bile var. Dolayısıyla Diyanet'e bir şey sorulduğunda evet bu konu çokça değerlendirilmiş şu mezhebe göre böyle bu mezhebe göre böyle filan demesi icap ederken dikkatinizi çekerim dayatılan 100-150 yıldır dayatılan mezhepçi, sünni, Türk-İslam senteziyle falan işte yoğrulmuş filan milliyetçi filan duygular neyse o çerçevede bir fetva veriyor. Ayrıca fetva da yanlış bir kelime. Çünkü fetva, şimdi herhangi bir konuya fetva verebilirsiniz. 50 yıl sonra bu değişir. Ee, görüş demek lazım. Görüş bildirdi veya görüş bildirmesi bu konuda daha doğru. Yani bize görüşümüzü sordular. Bizim görüşümüz budur demesi ve elbette kanaati uygulayıcıya bırakması icap eder. Bir de işin böyle bir tarafı var. Yoksa eğer helal haram şeyine girdiğinizde bildiğim kadarıyla çekirge yemek de helal. Ama çekirge yiyen var mı? Helal edildi diye ha çekirge helalmiş gidip çekirge yiyelim bir kilo alalım bakalım nasıl oluyormuş diyen var mı? Dolayısıyla bu konu çok zaviyesinde veya çok kendi bağlamında götürülmüyor. Bir de böyle bir bağlamı var. Lütfen böyle bağlamına da bakalım. Soyluya kalkan olan ittifak dedik. Süleyman Soylu deyince aklıma bir şey geliyor ve onu da söyleyip bitireceğim. Bunu söylemeden geçmek olmaz. Hatırlayın Haziran başında. Süleyman Soylu ne demişti? Bu videoda dolaşıma girmişti. Ararsanız bulursunuz. Getirmeyeceğim şimdi. Temmuz'dan itibaren Türkiye ekonomisi atağa kalkacak. Öyle bir sıçrayacak. Öyle bir büyüyecek ki Almanya'sı, Fransa'sı, İngilteresi ve o her şeye burnunu sokan Amerikası çatlayacak, patlayacak. Evet, bunu Haziran başında bu sene. Süleyman Soylu söylemişti. Temmuz ayında demişti. Şaha kalkıyoruz demişti. Amerika'sı, İngilteresi, Almanya'sı çatlayacak, patlayacak demişti. Ağustos bitiyor değil mi? Evet. Dolayısıyla Soylu meselesi dediğim gibi artık ne lafları, ne de işte ona biçilen misyon itibariyle eee şey ne der, kritik edilecek bir noktada değil ama Soylu'ya kalkan olan ittifaktan kastımız evet onun temsil ettiği silahlı güç onun temsil ettiği iktidar dengeleri içerisinde mühim bir cephe. Dolayısıyla Soylu'nun oradan gitmesi o cephenin çökmesi veya o cephenin el değiştirmesi manasına geliyor. Yarın öbür gün Soylu'ya bir şey olduğunda, onun koltuğunda herhangi bir oynama olduğunda bilin ki kartlar tekrar dağıtılmış demektir. Bir ayını daha böylelikle noktalıyoruz. Herkese iyi hafta sonları, pazartesi görüşmek umuduyla. Hoşçakalın.